Aydın, Aykonut, Yapı Kooperatif, Kaynak Konutları, Gerçek Mal Sahipleri Dayanışma Derneği tarafından Aydın Şoförler Odası Düğün Salonu'nda iftar programı düzenlendi. İftar programına Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aykonut mağdurlarının davalarını üstlenen Erzincan Barosu avukatlarından Tolga Aydemir, Dernek Başkanı Meral Uğur, Başkan Yardımcısı Yıldırım Demirel ile yönetim kurulu üyeleri ve Aykonut mağdurları katıldı. İftar öncesi bir konuşma gerçekleştiren Aykonut Mağdurları Derneği Başkan Yardımcısı Yıldırım Demirel, Aydın'da davalarına bakacak avukat bulamadıklarını ve Erzincan Barosu avukatı Tolga Aydemir'in davalarını takip ettiğini belirtti. 1994 seçimlerinde dönemin seçilmiş belediye başkanı tarafından Aydın Belediye Meclisi'nin kurmuş olduğu, meclis kararıyla kurmuş olduğu Aykonut Yapı Kooperatifine biz orada oturan insanlar olarak babalarımız, dedelerimiz daha iyi koşullarla evlere sahip olacakları umuduyla kendilerine böyle verilmiş vaatlerle ama daha sonra vaatlerden de öteye gidip mevcut sözleşmeleri imzalamadığınız takdirde belediyenin rayiç bedelleri üzerinden istimlak edilecektir denilmesi ve böyle belgeler, yazılar gönderilerek bizzat o insanların evsiz ve yurtsuz kaldığı bugünlere geldik. O günden 1996 yılından geçen bu yıla kadar 27 sene içerisinde 5 belediye başkanlığı dönemi yaşandı. 6 yaşandı ama 5 belediye başkanıyla geldik. Bütün geçen belediye başkanlarıyla sık sık böyle gelmeye çalışsak da hiçbir tanesi bırakın derdiniz nedir demeyi kapılarına bile açmadılar. Ta ki 2018 yılında yapılan seçimlerden sonra Sayın Başkanımızı belediye başkanı olana kadar. O kadar güzel bir tesadüfle bugün değeri hiçbir şekilde bir başka meslektaşıyla tartışmaya bile gerek duymadığım ancak çok daha iyi olanları tenzih etmek koşuluyla söylüyorum. Karşımıza şimdi sizin yanı başınıza duran bu yiğit delikanlı avukat Tolga Bey karşımıza çıkardı efendim. Avukat Aydemir'in katıldığı Aydın 2. Asliye Mahkemesi'ndeki duruşmada Aykonut'un 57 davacı mağdurlarından Necip Topal'ın lehine karar çıktığının müjdesini veren Demirel şunları söyledi. 57 tane dava açan arkadaşımız vasıtasıyla bugün görülmekte olan davalarımızın çok mutlu bir günündeyiz. Bugün sonuçlanan bir mahkemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle bir de tesadüf olması da bizim için ayrı bir mutluluk. Yani bugünkü görülen davada bir arkadaşımız tapusunu geri aldı. Yani mahkememiz lehimize sonuçlandı Sayın Başkanım. Aykonut Mağdurları Derneği Başkanı Meral Uğur ise kendilerine her konuda destek olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ederek mahkemeden alınan olumlu sonucun da kendileri için örnek teşkil ettiğini ifade etti. Bugün burada olmamızın sebebi Yıldırım Bey'in anlattığı gibi 2015 yılında çıktığımız yolda 2017 yılında kamuoyunda duyurmaya başladığımız Aykonut Yapı Kooperatifi Gerçek Hak Sahipleri Derneği'nin bugünlere ulaşmasında bizlere her konuda destek olan Sayın Belediye Başkanımız ve Efeler Belediyesi olarak ne için gittiysem hiçbir şeyde hayır görmedim. Bu yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün aldığımız en güzel haberle bir kişinin dahi olsa tapu iptali gerçekleşti. Bunlar hepimize emsal teşkil edip de bundan sonraki yolumuzun çok çok açık olacağını sonsuz yüreğimle, inancım sonsuz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Mağdurların yanında olup onların haklarını elde etmeleri konusunda yardımcı olmayı içeren bir siyasal yapıya sahip olduğunu dile getiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, o nedenle bu iftar programına katıldığını belirtti. Onların haklarını elde etme konusunda yardımcı olmayı içeren bir siyasal anlayışa sahibim. O nedenle buradayım. O nedenle mağdur olan sizlerin haklarınıza kavuşmanız için siyasal görevim, yani şu anda bulunduğum makamım neyse, sizin için ne yapılması gerekiyorsa
yapacağından emin olmanızı istiyorum arkadaşlar.